Ben Fatma Gül Hasırcı. Beni hepiniz tanıyorsunuz. Beni tanımasanız bile yaşadığımız bu ülkede her gün Fatma Güller'in başına neler geldiğini gazetelerden ya da televizyondan öğreniyorsunuz. Şiddete, tacize, tecavüze ses çıkaramayan kadınların hikayelerini her gördüğünüzde birkaç saat üzülüp sonra hayatınıza devam ediyorsunuz. Takım elbisesi indirimi alanlara çanak tutuyorsunuz. Bu davaları her ses çıkarmadığınız gün, ses çıkarmadığı için rızası varsayılan kadınları, çocukları, hayvanları sessiz çığlıklarında boğuyorsunuz. Ben Fatma Gül. İşte onlardan biriyim. Bana 5 kişi saldırdığında 16 yaşındaydım. Arkamda duracak ne annem ne de babam vardı. Hatta arkamda duracak bir kanun bile yoktu. O zamanlar kanunlara göre tecavüz eden kişiyle evlendiğimde dava düşüyordu. İşte bundan yola çıkan sevgili Vedat Türkali 1970'lerde Umutsuz Şafaklar adıyla bir senaryo yazmıştı. Süreyya Duru da 1986 yılında Fatma Gül'ün Suçu Ne olarak hikayemi Beyaz Perde'ye uyarladı. Beni bu filmde Hülya Avşar canlandırdı. Daha sonra bu senaryo 2011 yılında Sebahat Altıparmakoğlu tarafından öykü kitabı olarak yayımlandı. Ancak burada ben pısırık, sinik, her denilene evet diyen, tecavüzcünle evleneceksin deyince ses çıkaramayan, sanki bugün yaşadığımız ataerkil toplumun bir devamı gibiydim. Celladıma aşık olmak zorunda bırakıldım. Ne dedilerse yaptım. Başıma gelen felaketin acısını bile yaşayamadım. Belki o zamanın toplumunu çizmek istemişlerdi ama genç bir kadın olarak beni silik bir tip olarak resmetmişlerdi. Oysa 2010 yılında Beren Saat'in oynadığı Fatma Gül beni daha iyi canlandırdı. Yönetmen Hilal Saral ve senaristler bir nevi beni daha iyi yansıttı. Adımı değiştirdiler. Fatma Gül Ketenci yaptılar. Böylece benden başka bir Fatma Gül yarattılar. Benim acılarımı, mücadelemi, hırsımı, öfkemi gösterdiler. Bir kadının başına gelen bu tecavüz olayının peşini bırakmadılar. Suçluların nasıl cezalandırıldığını gösterdiler. Ancak onlar da normalde beni istismar eden Kerim'i sadece olayı engelleyemeyen, bundan pişmanlık duyan biri olarak anlattılar. Böylece dizide bir aşk hikayesi yarattılar. Çünkü Türk halkı aşka inandığında böyle bir pisliği bile affeder, biz de reytingimize bakarız diye düşündüler. Ama gerçek Kerimler bu kadar kolay temize çıkamazdı bizim ülkemizde. Şimdi yaşadığım süreci bir de benden dinleyin, istediğim için bunları anlatıyorum. Size neden evlenmeye evet demek zorunda kaldığımı, neden hiçbir şeye ses çıkaramadığımı ve neden beni istismar edenlerden biri olan Kerim'e aşık olduğumu anlatacağım. O güzel Fatma Güller yaşasın, benim gibi sessiz kalmasın, haklarını arasın diye bunu yapacağım. Çocuk ruhlu abim Rasim, yengem ve yeğenlerimle iki göz bir odada yaşıyordum. Birkaç yıl önce babam sünger çıkarmaya gittiğinde vurgun yemiş, sakat kalmış, sessiz sedasız bu hayata gözlerini yummuştu. Annem de ben küçükken ölmüştü. Yengem başına yük olacağımı sanmıştı. İyi kadındı aslında. Zaten ona yardım ettiğimi görünce bana iyi davrandı. Evde nakış işler, dantel örer, temizlik yapar, çeyizlerimi tamamlardı. Mustafa'nın beni tertemiz gelinliğimle evden çıkaracağı günün hayalini kurardım. O da benimle evlenmek istiyordu. Herhalde. Ama hep Almanya'ya gitmekten, yerleşince de beni yanına alacağından söz ediyordu. O gidecek diye ödüm kopardı. Onu iki arada bir derede görürdüm. Pazarı iplik almaya diye çıkar, iplikleri hızla alır, sonra Mustafa ile buluşurdum. Sonra bir gün Mustafa da sünger avlamaya gitti. Babam öldüğünde bana söz vermişti oysa ki. Ama yine de gitti. Gitmeden de bana mektup yazmış. Aman pazara çıkma, abin görsün şimdi, dikkat et demiş. Hep ben dikkat etmek zorundaydım. Hep ben kendimi korumak zorundaydım. Ben bir dişi köpektim. Kuyruk sallamasam kimse gelmezdi peşimden. Günler Mustafa'nın yolunu gözleyerek, çocuklara bakarak, iyi işi yaparak geçiyordu. Bir gün denize inmiştim. Kilimleri yıkıyordum. Tetiğinin zengin çocukları teknede ellerinde içkiler bağıra bağıra geziniyordu. Beni gördüler, aldırmadım. Gülüp eğleniyorlardı, ses çıkarmadım. Sonra bana doğru yüzmeye başladılar. Gelenleri tanıyordum. Vural, Selim, Erdoğan, Kerim ve Mahmut. Vural, Erdoğan ve Selim'in ailesi çok zengindi. Hatta Erdoğan'ın babası seçimlere katılacaktı. Kerim ve Mahmut ise fakirdi, öksüzdü benim gibi. Kerim'in derme çatma tamirhanesi vardı. Mahmut da demirci Galip Usta'nın yanında çalışıyordu. Bana doğru yaklaştıkça hepsi çıldırmış gibi bağırıyordu. İşte o an kaçmakta geç kaldığımı anladım. Sonra bağıra bağıra kaçmaya başladım. Ben koştukça onlar aç kurtlar gibi kovalıyordu beni. Arkamdan bağırıyor, bana gülüyorlardı. Kaçtım.
Kaçtım ama yakalandım. Islak eteğimden çekti beni, düşürdü biri. Böyle üzerime çullandı. 5 kişiydiler. Bağırdım, yapmayın dedim. Beni duymadılar, duymak istemediler. Hepsi benimle eğleniyordu. Bunu bir oyun sanıyorlardı. Beni sahipsiz bir mal gibi görüyorlardı. 5 kişiydiler. Onlara karşı koyamadım. Hepsi hiç acımadan, gözlerimin içine baka baka bana tecavüz ettiler. Bu olaydan sonra bir suçluymuşum gibi başım hep önümde gezdim. Herkes arkamdan konuşuyordu. Mustafa da gelmiş, olanları duymuştu ama yanıma gelecek cesareti yoktu. O da suçluyordu beni. Onun ve herkesin gözünde ben artık namussuzdum, kirlenmiştim. Konuşmaya, yaşadıklarımı anlatmaya bile hakkım yoktu. Hep sustum, hep susturuldum. Susmak zorunda olduğumu düşündüm. Kimse bana ne hissettiğimi sormadı. Kimse bana ne yapmam gerektiğini söylemedi. Herkes sergilenen bir malmışım gibi bakıyordu bana. Evime bile gelip beni öylece seyrediyorlardı. Ne yapıyorum, ne haldeyim diye. Kimse yardım etmeyecekti, anlamıştım. Zaten benim saf abim olayların farkında bile değildi. Mustafa da Vural Selim ve Erdoğan ailesinden parayı alıp kaçmanın peşindeydi. Ben böyle bir başıma kalmışken beni tek mutlu eden o 5'in hapse atılmasıydı. Biraz olsun kendimi güvende hissetmiştim o zaman. Ama ben bir kadındım ve böyle hissetmeye hiç hakkım yoktu. Bilemedim. Avukatlar işlerinden biriyle evlenirsem hepsini kurtarabileceklerini söylemişler meğer. Kanunmuş. Kanun öyle diyormuş. Kerim'i kocam olarak seçmişler. Arkadaşlarını kurtarmak, mapusta yatmamak için benimle evlenmeyi zorla kabul etmiş. Bana kimse fikrimi sormadı bile. Kendimi nikah memurunun önünde buldum. Evlendim ama yine de gitmedi alnımdaki leke. Kerim benden nefret ediyordu. Bana hiç iyi davranmıyordu. Herkes bunun farkındaydı. Böyle beni gördükçe midesi bulanıyordu. Sanki benmişim suçlu gibi. Arkadaşlarım mı? Onlar zengindi. Onu burada kaderini terk edip hemen İstanbul'a gittiler diye bile beni suçladı. Önemli değil. Zaten herkes arkamdan öyle kötü konuşuyor ki. Bazıları eline fırsat geçse ırzıma geçmeyi düşünüyordu. Korkuyordum. Gidecek yerim yoktu. Sıkışmıştım. Ama kimseye hiçbir şey anlatamıyordum. Tek göz odada, hiç dışarı çıkmadan Kerem'in evinde bir sığıntı gibi tüm eziyete katlanmak zorundaydım. Kimse kapımı çalmıyordu ebeveynlerinden başka. Ebeveynine Kerem'e bakmış küçükken. Anne söyleyince bir başına kalmış Kerem. Ebeveynine Kerem iyidir diyordu. O pis arkadaşların aklına uymasa yapmaz diyordu. Ben de her dediğine başımı sallıyordum. Öyledir tabii diyordum. Sonra yine susuyordum. Kerem hiç de onun anlattığı gibi değildi oysa. Hep bana kızıyor, hep içiyor, hep beni dövüyordu. Yine bir gün sarhoş geldi. Benimle evlenmek için para almış diye gazetede haber yapmışlar meğer. Bu haberi yapan da bana tecavüz eden Erdoğan'ın eniştesi Münir'in arkadaşıymış. Kerim de Münir'den hesap sormaya gitmiş ve güzel dayak yemiş gelmiş. Eve geldiğinde yüzüme tiksinerek baktı. Koşarak çıktı gitti. Sarhoştu, dayanamadım, peşinden gittim. Teknesine atlayıp kaçacaktı ama suya düştü. Boğulacaktı gözlerimin önünde. Aslında boğulsun istedim. Kendi pisliğinde ölsün istedim ama yapamadım. Kurtardım onu. Eve geldiğimizde ikimiz de ıslaktık. Soyunduk. Çırılçıplak kaldık. Utandım. Sonra Kerim beni kendine çekti. Tabi olduğunda günahıyla yüzleşti tabi. Yine beni suçladı. Ben sana yanıma yaklaşmayacaksın demedim mi diye bağırdı. Dövdü beni. Sustum. Yine sustum. Susmasam ne olurdu ki? Yine dayak yerdim. Yine susardım. Zaten bir kez daha birlikte olmak istediğinde kaçtım bu sefer. Çünkü benimle birlikte olunca pişman oluyordu. Pişman olmasın diye ben gururumu ayaklar altına alıyordum. Hiç kendimi savunamadım ben, hiç. Kendimi hep suçlu hissettim, ezik hissettim. Sonra bir gün kusmaya başladım. Öyle bir kusuyordum ki içimdeki böyle her şeyi çıkarıyordum sanki. Hamileydim. Kerim gördü beni, anladı tabii. Karnıma öyle tekmeler attı ki acıdan başka bir şey hatırlamıyorum. Sonra gözlerimi hastanede açtım zaten. Savcı bana dayak yediğimi itiraf etmemi söyledi ama ben yalan söyledim. Bana inanmadılar ama Kerim'e ele veremezdim. Versem ne olacaktı? Çocuk ruhlu abimi sahip çıkacaktı bana. Mecbur o eve geri döndüm. Hala beni kabul etsin de sokağa atmasın istiyordum. Sonra ne olduysa o da bana iyi davranmaya başladı. Belki de sevecekti beni. Benim suçum olmadığını kabullenecekti. Zordu tabii. Her gün beni görüyor, her gün günahıyla yüzleşiyordu. Herkes keyfine bakarken o bana bakıyordu. Ama kimse benim ne halde olduğumu bilmiyordu. Günler böyle geçerken ormandaki kulübeye gittik beraber.
Benim gelmeme ses çıkarmamıştı Allah'tan. Bir başıma ne yapardım? O nereye, ben oraya. Kocam da nasılsa. Orada güzel vakit geçirdik. Birlikte kulübeyi tamir ettik. Konuşmasak da aynı masada oturduk. Hatta kömürcüde birlikte çalıştık. Alışmaya başladık birbirimize. Ne yazık ki bu hayat galiba celladıma aşık etmişti beni. Her şeyi unutmak istiyordum. Çok zordu ama kabullenmiştim ben çoktan her şeyi. Sadece Kerim'le herkesten uzak yaşamak, olanları unutmak istiyordum. Bir süre öyle de oldu. Sonra bir gün Münir geldi. Buldu bizi. Kerim'i sordu. Kerim buraya gelmeden önce meyhanede Münir hakkında ileri geri konuşmuş. Benim karım kahpe değil diye bağırmış. Onun hesabını sormaya gelmiş. Kimse olmadığını görünce üstüme yürüdü. Bir de senin tadına ben bakayım dedi. Bu sefer olmazdı. Bir daha olamazdı. Masanın üzerindeki bıçağı aldım elime. Gelseydi üzerime saplayacaktım, yapacaktım ama yapmadı. Benimle alay etti. Aşağıladı beni. Sonra da çekti gitti. Ben öyle elimde bıçak kala kaldım. Kerim geldi sonra. Söyledim Münir'in geldiğini. Sana bir şey yaptı mı dedi. Ben de tek başına ne yapabilir ki dedim. Utandı. Ağır laf etmiştim tabii. Aldı başını gitti sonra. Yalnız kaldım. Bunca olaydan sonra bile gidip hiçbir şey olmamış gibi çamaşır toplamaya başladım. Sanki duygularım alınmıştı benden. Sanki ben hem buradaydım hem de hiç olmamıştı. O sırada Münir'in adamları geldi. 3 kişiydiler. Beni tek başıma yakaladılar. Bana saldırmak istediler, küfür ettiler. Yok, kimse bana malmışım gibi davranamazdı artık. Aldım elime değneği, saldırdım onlara. Öyle hınç doluydum ki. Nereye geldiğini hiç düşünmeden ardı ardına indirdim sopayı kafalarına. Ama ben güçsüzdüm işte yine onların karşısında. Biri beni yere düşürdü. Diğerleri soyunmaya başladı. Yine bağırıyordum ama yine kimse duymuyordu. Sonra Kerim'i gördüm uzaktan. Bağırışlarımı duydu besbelli. Kurtardı beni onların ellerinden. Sonra şey dedim kendi kendime. Acaba Kerim ve arkadaşları bana saldırırken Mustafa gelseydi, beni kurtarsaydı, ya da Kerim arkadaşlarına yapma deseydi, o bari dokunmasaydı bana. Acaba bunları düşündü mü hiç? Bilmiyorum. Hiç söylemedi. Ben bunların hepsini sineye çektim. Çekmek zorundaydım. Beni kollayan kimse yoktu çünkü. Yasalar bile. Ben tecavüzcülerimden biriyle evlendirildim yasalar sayesinde. Daha söyleyecek bir şey var mı sahiden? Yok. Yoktu. Bana reva görülen bu hayata alışmak zorundaydım. Alıştım da. Hayatımı berbat eden adamı Kerim'i sevmeyi öğrendim. O da beni sevmeye başladı. Acıya alışmış, yaşadıklarım kötü bir kabusmuş gibiydi artık. Onunla birlikte olmak da acı vermiyordu bana. Say ben bu yaraları nasıl kapatabilmiştim? Bilmem. Ama unutmaya çabalıyordum. Unutmuyordum ama yok sayıyordum. Başka bir hayat düşlüyordum. Bunlar biraz iyi geliyordu. Ama bir gün yine kabus çöktü üstüme. Onlar geldiler. Vural, Erdoğan ve Selim. Kerim'in Yunanistan'a kaçmasına yardım edeceklermiş. Kerim'i benim elimden kurtaracaklarmış. Kaçması için onu apar topar götürdüler. Ona para ve altın vermişler gitsin diye. Kerim gelince bir malmışım gibi kullanmayı istiyorlardı beni. Onların malı olmamı istiyorlardı. İstedikleri gibi bana niyetleri buydu. Hepsi aç kurtlar gibiydi. Ama Kerim gitmedi. Tuttu beni kolumdan, götürdü ilçeye. Para dolu çantayı attı önlerine. Eve götürdü beni. Burası bizim evimiz dedi. Ben de sevindim. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Asıl adı Abdülkadir Pirasan olan Vedat Türkali, Türk roman, öykü, senaryo yazarı ve şairdir. Maltepe Askeri Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1951 yılında siyasi düşünceleri nedeniyle görevine son verildi ve tutuklandı. 9 yıl ceza aldı, 7 yıl sonunda şartlı tahliyeden faydalanarak serbest bırakıldı. Gar yayınlarını Rıfat Ilgaz ile kurduktan sonra 1960'ta Dolandırıcılar Şahı filmi ile senaristliğe başladı. Bir gün tek başına ve Mavi Karanlık gibi romanları Türk Edebiyatı'nın en büyük eserleri arasına girdi. Fatma Gül'ün Suçu Ne filmiyle 80'lerde de 2010 yılında da büyük bir başarı elde etti. Ancak Vedat Türkali yaşadığı tüm travmalara rağmen Fatma Gül'ü güçsüz bir kadın olarak yaratmıştı. Gerçi bunda haklıydı belki.
Bugün hala olanlar karşısında susmuyor muyuz? Bugün hala kadınlar, hayvanlar, çocuklar ve doğa katledilmiyor mu? Her gün bir Fatma Gül'ün daha hayatı sönmüyor mu? Bunları bilmenize rağmen siz de bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın diyenlerden misiniz?